Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili arkadaşlar, daha önceki videomuzda size oran orantı konusunun giriş kısmını, oran kısmını anlatmıştım. Ve o videoda eğer dinlediyseniz bahsettiğim üzere orantının çeşitleri olduğunu, doğru ve ters orantı olduğunu ve bunda daha sonraki videolarımızda anlatacağımızı söylemiştik. Şimdi bugün sizlere arkadaşlar doğru orantıyı anlatmaya çalışacağım. Her zamanki gibi elimden geldiğince dilim döndüğünce diyorum. Doğru orantı nasıl ifade edilir? Doğru orantı soruları nasıl çözülür? Yine doğru orantıyı yaparken aynı oranda olduğu gibi içler dışlar çarpımına ve K sabitine yani K orantı sabitine nasıl dikkat ederek soru çözeriz? Bunları anlatmaya çalışacağım diyorum. Hemen ilk ile başlayalım. Yine tanımımızda dedi ki bize iki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da artar diyelim aynı şekilde ya da iki çokluktan biri azalırken diğeri de aynı oranda Azalıyorsa ya da azalır dediğimiz orantılara biz doğru orantı olarak ifade ediyoruz. Yani günde 2 sayfa okuyan bir arkadaş 2 günde 4 sayfa kitap okur. 8 günde 8 kere 2 16 sayfa kitap okur şeklinde. Gün sayısı artarken okuduğu sayfa sayısı da artar şeklinde. Ya da günde 5 lira harcıyorsa 10 günde 50 lira harcar. Gün sayısı ilerledikçe harcadığı para miktarı artar şeklindeki orantı. Orantılar, oranlar bizim için doğru orantı ifade eder. Çoklukların birbirlerine bölümü sabit bir sayı olarak karşımıza çıkar ve biz bu k orantı sabitine belirli bir şekilde değişmeyecek kaide ile her zaman aynı sayıyı bulacak şekilde işlem yaparız. Devamlı böldüğümüzde bulduğumuz cevaplar aynı sayıyı vereceği için buradaki sayılar değişse bile bu orantı sabiti değişmez ve sürekli aynı orantıyı bulmak üzere işlemlerimize dikkat ederek soru çözümü yaparız diyorum. Şimdi örnekler üzerinden anlamaya çalışalım bunu. Hem tabloyla hem de daha önceki gibi orantı yöntemiyle, oran yöntemiyle bakalım. Şimdi dedi ki sabit hızla gitmekte olan bir araç 40 dakikada 50 kilometre yol alıyor. O zaman başlangıçta ne diyelim? Şöyle sayfamı biraz düzelteyim. Başlangıçta tabloda alınan yol ne olsun? Kilometre cinsinden olsun. Zamanda dakika cinsinden olsun. 40 dakikada 50 kilometre yol alsın. Her 40 dakikada çünkü sabit hızla demek hani hızını hiçbir şekilde arttırıp azaltmayacak demek arkadaşlar. Sürekli aynı hızla hareket edecek demektir. 40 dakikada 50 kilometre yol aldı. 80 dakikada 100 kilometre yol alır. 120 dakikada yani 40'ar 40'ar her katta 50'şer 50'şer yolu artırarak 150 kilometre ve yine 40 arttırarak 160 dakikada arkadaşlar 200 kilometre yol alacak şeklinde sonsuza kadar bu şekilde devam edebilir bu örüntü. Ve gördüğünüz gibi bakın 2 kat artmada 2 kat, 3 kat artmada 3 kat şeklinde aynı orantıyı koruyacak, aynı sabiti koruyacak şeklinde devam eder. Ya da biz bu yöntemi yaparken daha önceki gibi hani oranda olduğu gibi o videoyu umarım dinlemişsinizdir. 40 dakikada 50 kilometre yol alan bir araç 2 saat dediği için arkadaşlar 1 saat 60 dakika 2 saat 120 dakika normalde 120 dakikada ne kadar yol aldığını bulduk 150 kilometre bakalım içler dışlar çarpımından da bulabilecek miyiz? Dakikanın karşısına dakika yazacağız. 120 dakikada x kilometre yol alır diyeceğiz sadeleştirdik 40'a böldük 1 40'a böldük 3 içler dışlar çarpımı x çarpı 1 eşittir x 50 çarpı 3 eşittir 150 kilometre yol alarak yine içler dışlar çarpımından da aynı sonuca eşit olduğunu bulup ispatlamış olduk diyorum yani isterseniz oran yöntemini kullanın isterseniz bu şekilde tablo şeklinde belirleyerek yapın diyorum ve eğer iki çokluktan bir ikisi birbirleriyle doğru orantılıysa şunu unutmayın. Şurada tekrar göstermek istiyorum. Doğru orantı her zaman pay ve payda şeklinde. irrasyonel sayı şeklinde yazılarak gösterilir. Bu soruları çözerken de dikkat edeceğim yöntem bu olacak. A ve B sayıları birbirleriyle doğru orantılıdır dedi. Eğer bu iki sayı birbiriyle doğru orantılı ise arkadaşlar ben bunları A bölü B eşittir. K orantı sabiti şeklinde yazmalıyım. O zaman yapacağım şey şu. A A7 iken B5. 7 bölü 15 pardon 15'miş. Bu eşittir K orantı sabiti. O zaman A 28 iken bakın buraya A yazdım. Buraya B yazdım. A 28 iken B kaçtır diye soruyor bize. Yapmam gereken şey yine aynı oranı korumak. içler dışlar çarpımı yapmak ama önce biraz sadeleştirme. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 4. İçler dışlar. B çarpı 1. B eşittir. 4 çarpı 15'ten 60 olarak karşımıza çıktı. Yani A B 7'den 28'e 4 kat artarken B de 15'ten 60'a yine aynı şekilde 4 kat artarak orantı sabitini korudu ve birbirleriyle doğru orantılı olduğunu bize göstermiş oldu diyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Diğer örnekte kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi burada da bize gösterilen soruda tablo üzerinden doğru orantıyı anlamaya çalışacağız. Doğru orantılı bir şekilde hazırlanmış olan bir tabloyu görüyoruz. Şimdi ne görüyoruz? 3 litre kolonya. Bu aralarda biliyorsunuz kolonya gerçekten bugünlerin kralı oldu. Bizim bunu artık kolon onya Bey bile dememiz gerekiyor. Hem artık pahalı hem de değeri anlaşıldı. Çünkü bizi gerçekten hani e, mikroplara karşı nispeten de olsa koruduğunu e, ifade etti bütün biliyorsunuz e, düşünürler, bilirler, araştırmacılar. Ama e, şunu unutmayın. Tek başına bir koruyucu değildir. Her zaman temizliğinize dikkat edeceksiniz. Bu süreç geçtikten sonra da yine kazanmış olduğumuz temizlik alışkanlıklarını lütfen devam ettirin arkadaşlar. Peki 3 litre kolonya 22,5 lira. Yani aslında şöyle oluyor. 1 litre kolonya 22,5'u 3'e bölersek 7,5 lira. Ben bunun üzerinden devam edeceğim bütün örneklerime. Şimdi bakıyorum 4 litresi 30, 4 çarpı 7,5 30, 5 çarpı 7,5 37,5 olacak arkadaşlar. Peki 67,5 olması için ne yapacağız? Diyeceğiz ki hani 1 litre kolonya 7,5 TL ise o zaman... Ee, kaç litre kolonya 67,5 TL'dir ne yapacağım kaç katı bakın 9 katı arkadaşlar o zaman bu da aynı şekilde 9 katı olacak demek ki 9 litre kolonya olacak devamında diğer için de doğru orantı yapalım 1 litre kolonya 7,5 TL ise acaba 12 litre kolonya kaç TL diyeceğiz. Yine bakın 12 katı olduğu için buranın da 12 katı olması gerekiyor. Ya da içler dışlar çarpımından da yapabilirsiniz. Buradan da X eşittir. 7,5 çarpı 12 90 TL olarak karşımıza çıkacak diyorum ve doğru orantı sabitini sürekli K orantı sabiti 1'e 7,5 olacak şeklinde koruyarak bütün boşlukları doldurdum diyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Zorlanıyor musunuz bu Konuda. Bence hiç zor bir konu değil. Gerçekten oldukça keyifli ve kolay, rahatlıkla yapıp e, sınavlarından yüzleri toplayabileceğiniz bir konudur arkadaşlar. Oran orantı doğru ve ters orantı. 480 tane maske yine bugün de biliyorsunuz artık önemi artmış olan kullanımımızda Maksimum 6 saatte bir değiştirmemiz gereken arkadaşlar maskeler. Düzenli olarak sürekli aynı maskeyi kullanamayız. Oradaki mikroplardan da kendimizi korumamız gerekiyor. Buna da dikkat edin. İki okul arasında 5 ve 11 sayılarıyla doğru orantılı olacak şekilde. Şimdi birinci okul diyelim şuraya. Şuraya da ikinci okul diyelim. Burası 5 burası 11 ile orantılı. O zaman 5'in gö hani bir birinci okula 5 ile doğru orantılıysa biz buraya 5K tane maske gönderelim ikinci okula da arkadaşlar 11 ile doğru orantılıysa 11k tane maske gönderelim o zaman buraya toplam arkadaşlar 16k tane maske gösterelim gönderelim ve bu gönderdiğimiz 16k maske 480 maskeye karşılık gelsin bakın 16'nın 3 katından k buradan ne olacak arkadaşlar 30 bunu şu şekilde de yazabilirdik 5 bölü 11 eşittir birinci okula gönderilen maske ve ikinci okula gönderilen maske birinci okula gönderilenler 5k yani 5'in katı. İkinci okula gönderilenler 11K yani 11'in katı. Toplamda yine 16K yani 16'nın katı. 480K buradan 30. O zaman biz birinci okula 5'in katı maske dediğimiz için 5 kere 3 15 150 tane maske göndereceğiz. İkinci okula 11'in katı dediğimiz için ister 480'den 150'yi çıkararak istersek 11'i 30'la çarparak 330 tane maske göndereceğiz. Buna göre okulların maske sayıları arasındaki fark bizim için 330 eksi 150'den eşittir. 180 olarak karşımıza çıkacak diyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sorumuzu bu şekilde tamamladık. Bence çok basit ve anlaşılır bir konudur. Doğru orantı. Ortaokuldayken, ilkokuldayken de çok sevdiğim bir konuydu. Hiç zorlanmaz. Asla soru kaçırmazdım. Hala o. Bence siz de yapabilirsiniz. Bunu rahatlıkla diyorum. Suzan Hanım Özel saksılarda bulunan ve yan yana duran gül ile lalenin fotoğrafını çekmiştir. Gülün fotoğraftaki boyu 15 cm, lalenin fotoğraftaki boyu ise 8 cm'dir. Bakın aynı makineyle çekim yapıyor. Aynı makineyle çekim yapmasına rağmen boyları tabii ki farklı oldukları için makinedeki boyları da farklı farklı çıkıyor karşılarına. O zaman bizim bu soruyu nasıl çözmemiz gerekiyor? Makinamız ortak olduğu için her ikisini de boyunu aynı oranda küçültüyor çektiğimiz fotoğraf makinesi. Lale'nin gerçek boyu arkadaşlar 24 santimetreymiş gerçeği. Şimdi gülün gerçek boyunu soruyor bize. Onu bilmiyoruz. Çok da güzel bir gül gerçekten. Ne kadar güzel bir çizim. Çok hoşuma gitti. Şimdi dedi ki gülün fotoğraftaki boyu 15 santimetre fotoğraf diyelim buraya. Lale'nin fotoğraftaki boyu da 8 santimetredir. Aynı fotoğraf makinesi kullanıldığı için iki bitkinin boyu da aynı oranda küçültülür ya da büyütülür. Boyu büyük olan daha büyük, boyu küçük olan daha küçük görünecek. Hemen başlayalım o zaman. Diyeceğiz ki gülün gerçek boyu neydi? Gül bölü lale yapacağım ben bu arada, onu hemen söyleyeyim. Gülün gerçek boyu neydi? E, bilmiyoruz. X santimetre. Gülün fotoğraftaki boyu neydi? 15 santimetre. Hani gerçek bölü fotoğraf dedim, gerçek bölü foto dedim şuraya. Eşittir. Devam ediyorum. Gülün gerçek boyu bölü Gülün fotoğraftaki boyu eşittir. Lalenin gerçek boyu 24 santimetre bölü Lalenin fotoğraftaki boyu 8 santimetre. Evet. İşte bu kadar basit oldu. Hemen tekrar kontrol edelim. Gülün gerçek boyunu bilmiyoruz. Gülün fotoğraftaki boyu 15 cm. Lale'nin gerçek boyunu biliyoruz 24. Gerçeğin karşısına gerçeği yazdık. Lale'nin fotoğraftaki boyu da fotoğrafın karşısına fotoğrafı yazdık 8 cm. Peki 8'e böldük 1, 8'e böldük 3. İçler dışar çarpımı x çarpı 1 eşittir. 3 çarpı 15'ten 45 cm gülün gerçek boyu olarak karşıma çıktı. Bakın uzun olanın boyu daha uzun, kısa olanın boyu daha kısa çıktı fotoğrafta da. Gerçekten artarken artan, azalırken azalan iki çokluk birbiriyle doğru oran oldu. O zaman gülün gerçek boyu 45 santimetredir diyerek sorumuzun çözümünü doğru bir şekilde tamamladık diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Ve sevgili Müfide İlhan İlköğretim Okulu öğrencileri ayrıca Plevne İlköğretim Okulu öğrencilerine de buradan kocaman sevgiler, selamlar. Hem onlara hem sizlere. Hem evde geçirdiğiniz bu süreçte hem de inşallah yeni tekrar açılacak, başlayacak olan örgün öğretim sürecinde başarılar diliyorum. Lütfen videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.